Merhaba arkadaşlar. Şöyle uzun vade hisselerimizin yanında halka arz hisselerine baktığımızda imrenmemek elde değil. Tavan serisi devam eden halka arzlarımızda harika performanslar izliyoruz. Umuyoruz önümüzdeki günlerde yeni gelecek halka arzlarda da Mogan Enerji bunun başında geliyor. Bu şekilde tavan serilerini yine sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Şu an şöyle bir baktığımızda Patek tekrar tavana gitti. Çok güzel arkadaşlar. Lee McDonald Çimento tavan, Alves tavan, Oba tavan, Artemis halı tavan. El değiştirme oranlarına bakalım, tavandaki alış emirlerine bakalım. Artemis'te ilk işlem günü 21 milyon lot tavanda alış emri var. Çok güzel. Yani gün içinde bugün sadece %0,09 oranında el değiştirme oranı var. Hiçbir şey değil. Oba Makarna ikinci işlem gününü tavanda 32 milyon lot alış emriyle devam ediyor. %0,29 oranında el değiştirme oranı var. Bu da hiçbir şey değil. Ve Alves Kablo üçüncü işlem günü, üçüncü tavanda 44 milyon lot alış emri var. Hem performansı güzel, hem sektörü güzel, hem katılımcısı güzel arkadaşlar. Öyle kolay kolay bırakacağı benzemiyorlar. %0,22 oranında el değiştirme oranı var Alves Kablo'nun. Ve Limak Don Dolu Çimento. Şu an tavanda 17 milyon lot alış emri var. 8. tavanını yaşıyor. 8 günde %47,01 oranında el değiştirme oranı var arkadaşlar. Ama hala çok güçlü. Hala şöyle Pasifik donanım yazılım gibi ben 10, 11, 12 tavan gideceğim diyor arkadaşlar. Gelelim Pasifik donanım yazılıma. Tavana tekrar gitmeyi bildi. 15. tavanda 840 bin lot alış emri var. Ve 15 günde %164,69 oranında el değiştirme oranı var. Defalarca o lotlar alındı, satıldı, alındı, satıldı. Bence iyi gidiyor. Daha da iyi yerlere gidecek gibi görünüyor. Yani düzeltme yapsa bile uzun vadecisi çok olacak bu şirketlerin, öyle görünüyor arkadaşlar. Umuyoruz da öyle olur. Umuyoruz halka arzlar için gelen küçük yatırımcı uzun vadeye yönelir. Uzun vadede en azından finansal özgürlüğü için, en azından çocukları için yatırım yapar. Biz bunu bekliyoruz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.